Geleceğin dünya markası Lider Schaefer Avrupa yolcularını sunar. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Bazen şarkı, bazen türkü, gırgır sohbetlerimiz var. Sıla özle mi bitiyor, bundan sonra hep Show Türk var. Hadi çabuk. Lahmacun yapacağım, elimle yoğrulacağım ya makinada. Ne yapacaktın? Ha, tamam tamam şey, Orhan kardeşimiz bana lahmacun yapmayı öğretecek. Ondan sonra pişirecek, sen yiyeceksin. Yavrum sen şimdi lahmacuna mı kafayı bozdun? Geçen tutturdun Urfa. Bu lahmacun nereli? Gaziantep. Antepli. Antepli. Sana mı öğretecek? Bana öğretecek. Lahmacunu. Evet, ne var ki bunda? Allah'ım yarabbim. Niye kolay bir tane senin, de makine almış? Senin yapacağın lahmacun yenir mi? Aha, hiç ellerini yiyeceksin. Sarımsaklı mı yapacağız diyorsun? Sarımsaklı değil. Böyle yiyeceğim böyle. Lahmacun yapacağım diyorsun sen. Sana yedireceğim, lahmacun yapacağım. Bir haber gelmiş, eğer doğruysa büksü beni mi? Dediler ki yarın ya deliler almış, Kadir Mevlam nasip eyle ölümü. Seher yıldızı ayırdı bizi, perişan eyledi dost hepimizi. Seher yıldızı ayırdı bizi. Düsseldorf'a altın baklavaya getirdi bizi. Maşallah, nereye sese getirdi? Bak. Nereye getirdi? Şey baklavaya geldi. Hangi, ismi neydi baklavacının? Altın baklava. Patronun adı neydi? 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 Şey, ay tamam, o Orhan kardeşimiz. Orhan babaya buradan selam. Ay canım Orhan dedem. Vay, seni öpüyorum. Tatlıyı, seni seviyorum. Altından başkasını şaşma. Evet. Yenir, değil mi benim? Evet efendim. Altın, buyurun. Biz de yiyelim. Öyle mi? Evet. Hadi gidelim. Efendim selamlar, sevgiler. Mutluluğun en güzeli sizlerin olsun. Gaziantep. Gaziantep değil burası ama Gaziantep'lerin mekanı. Orhan Oturakçı kardeşimin, Tatlıcılar Kralı kardeşimin, Düsseldorf'daki Lezzet Dağı'dan kardeşimin mis gibi tatlıya tatlı konuş mekanından efendim. Burada Show Türk, burada Her Bülbül ve de Nuray Hafiftaş. Merhabalar efendim. Her Bülbül? Ya bitişen, Viges. Ne o Viges mi Viges? Yani Viges nasılsın demek. He. Good. İyiyim, iyiyim. Show Türk good. Good, good. Bülbül good. Bülbül de good. Antep tatlısı Orhan kardeşimiz de good, good. Ama çok çok good, good. Çok çok good. Vay vay tabii. Sana böyle grip için güzel böyle tarçın verdi. Ondan dolayı değil mi? Sağ olsun, Allah razı olsun. Evet, üşütmüşüm ama güzel böyle limonlu bir de çay verdi. Sağ onun olsun. Yanı sıra tabii ki benim asla dayanamadığım baklavalar geldi. Dayanılmaz bir çile bu Allah'ım. Evet sayın seyirciler, Gaziantep Şanlıurfa sınırları çerçevesinde yapılan baraj dolayısıyla su altında kalan Çingene kızı. Evet. Kim? Zeugma. Evet. Antik kentinden alınıp şu anki Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir. Ama şimdi Düsseldorf'ta Orhan kardeşimin bu tatlıcılar mekanında evvelallah. En büyük özelliği olan Çingene kızının mozaik resmi. Şimdi neredeyiz? Tabii bu güzel resimle beraber Tatlıcılar Kralı Orhan kardeşimin yanında. Tatlıya tatlı konuş. Tamam. Öyle mi?
Öyle tabii ki. Hadi gidelim o zaman, bakalım hangi tatlılar var. Nereye gidiyoruz? Tatlıları görmeye. Ha, tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Merhabalar sevgili Show Türk izleyicileri. Şimdi az önce gördüm, tatlı yiyordunuz. Evet. Ve de aldınız. Eve mi? Eve götüreceğiz. Lezzetini beğendiğimiz, hoşuna gittiğim, hoşumuza giden, çok sürekli aldığımız. Özellikle ben damak tadına çok düşkün olduğum için. Ben de. gerçekten olmazsa olmazımdır. Bu damak tadında bu mekanda buldum. Çok ve fırsat buldukça gelip değerlendirip alıyoruz. Evet. Eşim her zaman baklava için Antep'e uçmak istiyor ama ben eğiliyorum, altına getiriyorum onu. Burada biraz şey yapıyor, yani hevesini alıyor. Evet, burada yiyor. Evet, Antep burada, burada. Harika, damak tadına güzel hitap ediyor. Çok güzel, ellerine sağlık diyorum hepsini. Ben Sakaryalıyım. Sakaryalıyım. Sakarya'yı da severiz. Şam tatlı ya, hacı kaç para diyor. Vallahi sen Anteplisi istemez para diyor Orhan abi. Sağ olsun Orhan kardeşimiz. Afiyet bal şeker olsun. Ben baklavanın tadını söylerim. Teşekkürler. Tadını söyleyeyim bari o zaman. Hı hı. Ne abi? Ben diyeyim, baklavanın tadını anlattım. Evet. Yunus Bey de onun tadını anlatıyorsun. Süper. Ben bayılırım. Küçükken ben de satardım onu diyor. Şam tatlı diye. Vallahi güzel. Bir şeyden alırdık. Bu tatlada satılanlar olurdu. Oraya giderdik, gazete kağıdının arasına koyabilirlerdi. Şam tatlısı diye. Hani evet. En meşhur, en uygun kesemize oydu o zamanlar tabii küçük. Bir şey soracağım sen Anteplisin. Lahmacun nerede yenir? Antep'lerde değil mi? Antep lahmacunu. Evet. İşte bunun lezzetini burada tattıysan sana soracağım. Nasıl lezzeti burada? Orhan abinin. Ben her yıl işte buraya Hakkı Bulut geldi, Gökhan Güne geldi, Müslüm Baba hiç çıkmaz der. Lahmacun evlat der. Allah rahmet eylesin baba. Amin. Süper. Ben çok seçici bir insanım. Damak tadına gerçekten çok düşkünüm. Evet. Belki Düsseldorf'ta bulamamış olsaydım bu lezzet tadını. Başka bir şehre değilse, hani Almanya'nın başka bir şehrine bu yüzden gidebilirdim. Giderdim diyorsun. Hani az yerim ama öz yerim. Bunu Gaziantep'in kendi has özelliklerine göre yerim. Ve burada bu mekanda bunu görüyoruz. Antep'in güzel kızı, çoban yıldızı yârim. Tam kıvamında tuzu, Antep fıstığı yârim. Allah yolunuzu açık etsin baba. Sağ olasın. İyi geceler. Antep'inizi unutmayın. Sağ olasın. Var olasın. Babam benim. Haydi. Altın yüzüğüm şakşak. Nereden çıktı bu altın baklava? Orhan abiye kavuşsan. Birazcık yedirse bize böyle mutlu olsak. Evet efendim, altın baklavaları Düsseldorf'ta. Altın, kadayıf, kuru baklava, şubiyet, kare baklava, dürüm, sarma, cevizli baklava, kurabiyeler, tatlılar. Bunun adı neydi biliyor musun? Gel. Neydi bunun adı? Şam tatlı. Şam tatlı. Şam tatlı kaç para diyor? Şam tatlı. Şam tatlı Arapça biliyorsun. Şam tatlı. Evet. Öğrenmiş oldum şu an bunu. Şimdi bu güzel Orhan kardeşimizin mekanı Düsseldorf'ta Altın Baklava adı altında. Evet. Öyle bir güzel ismi var ki adı gibi, o da altın, altın. Ne diyor burada? Ne diyor? Altın. Altın. 24 ayar efendim. Nasıl bizim Show TV görüyorsunuz efendim. Show TV'miz burada her yerde, Avrupa'da her yerde o var. Evde, orada, şurada, burada her yerde kim var? Show TV var. Burada da altın baklavaları var. Bizim Orhan kardeşimizin mekanında değil mi efendim? Evet. Ne, bir şey yapacağım galiba. Başı duman fare fare. Daril anam. Yol ver dağlar, yol ver bana. Ver, ver. Gönlüm gitmek ister yâre. Yol ver dağlar, yol ver bana. Yol ver dağlar, yol ver bana. Ömrümün uzun yolu. Ah ömrümün güzel yolu. Ç-
çekip gitsem yere doğru. Gözlerim yaş dolu dolu. Yol ver dağlar, yol ver bana. Yol ver bana aldım. Gözlerim yaş dolu dolu. Yol ver dağlar, yol ver bana. Bana da aldın baklava ver bari. Var aldın ya. Yine kızı orada duruyor maşallah, baksana. Duruyor. Gözüm görmüyor, orayı okuyamam. Evet. Partinin güzel çingeni severim. Herkes onu sever, müzelerde her yerde var. Evet sayın seyirciler, merhabalar efendim. Merhabalar. Ne güzel çayını almış, tatlısını yemiş ve dolaşıyor burada. Nasıl efendim, lezzet mi? Lezzet süper. Süper değil mi? Evet. Neler biliyorsunuz mesela buraya geldiğinizde? Ne fazla? Ben, kahvaltım var, lahmacun var, börek var, çay var, kahve var, sıcaklık var, Antep var. Yemekler içerisinde en çok lahmacun yiyoruz. Aynen. Antep lahmacunu tam Anteplilerin yaptığı gibi Orhan abi de burada yapıyor. Evet. Evet, sadece Antepliler sensatı yapabiliyor. Biraz sonra göreceğiz, yapacak ve yiyeceğiz efendim. Size de tattıracağız bunu. Tavsiye ederim. Yiyeceğiz zaten, biliyorsun. Nereliyiz? Ben Tunceli'yim. Tunceli, buradan Tunceli'ye selam. Tunceli'ye selam Hozat'a. Halidir imamlar başı hemen Allah. Allah. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çay içiyorsunuz. Çay içiyorsunuz. Tatlı yedik. Tatlıya tatlı konuşuyor. Evet, baklava yedik. Nasıldı? Yani altın baklava da altın gibi baklava yedik. Adı gibi değil mi? Allah'ın izniyle. Nereliyiz? Bayburt. Degent Bayburt, Degent Bayburt. Degentsem de nem kaldın Hasan Kalesi'nde anam. Anam ceketim kaldı. Oca gettir güzel eder adamı. Ulan ergin kızlar alsın benim kadamı. Evet, sen hasta mısın bizim gibi yoksa? Yok, ben hasta değilim ya. Basana ne içiyorsun? Ben çay içiyorum. Ben az önce mantı yedim. Çok lezzetliydi. Buranın, buradan. Tabii. Mantı var mı burada Orhan abi? Olmaz mı? Buranın Allah, mantısı Allah. Meşhur. Köy bütün Enevre biliyor. Allah aşkına. Süper. Kur'an'ımı ben yeni biliyordum ha. Orhan abi bize hep lahmacun yapardı. Onun için bir de şimdi onu bizim Nuray Hanım çok sever. Ona özel bir tane yediriz. Evet, çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum Nuray Hanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Nerelisin? Trakyalıyım ben. Trakya. Evet. Neresin? O da Trakyalı. Edirne, Siloğlu. Yok, şimdi biz yaklaşık 20 yıldır orada yaşadığımız için hani Ardahanlıyım ama yarı da Trakyalı oldu. Nasıl konuştun onunla? 3-5 gel be ya. Gelesin be ya. Özledim sizleri be ya. Selam sizlere be ya. Düsseldorf'tan, altından, evet. Evet, herkese selam olsun. Gerçekten altın baklava Düsseldorf'ta bir numara. Sen de iyisin. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Ne zaman yüzün Trakya'ya? Trakya'ya artık gideceğiz. Yaza doğru. Trakya'ya benden selam. Orada 60 bölüm yaptım. Abbas Trakya'da. Of, ne güzel orası be. Vallahi güzel. Yani. Türkiye'nin her tarafı güzel. Antep'i güzel. Mardin'i güzel. Sivas'ı güzel. İskenderun'u güzel. Her tarafı güzel değil mi efendim? Evet efendim. Hep derim. Kars'tan Edirne, Edirne'den Kars'a kadar. Ne güzel. Hep bizim. Hepsi bizim. Avrupa yolcuları. Şov Türk'te devam ediyor. Şov Türk. Şov Türk. Evet efendim, yine bir kardeşlerimiz burada. Onlar bakalım bu lezzeti nasıl bulmuşlar. Evet, biz buraya sadece tatlı yemeye değil, burada gerçekten iş görüşmelerini yapıyoruz. Bu Düsseldorf'ta ben kendim Hagen'de kalıyorum. Aynı zamanda maç da seyrediyorsun burada değil mi? Maç da seyrediyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Şov Türk. Bu Düsseldorf genelde de işverenler için de işlek bir konumda. Evet. Biz iş görüşmelerimizi buraya gelip yapıyoruz. Herkes burada yapar. Sen şimdi tatlıdan bahset, tatlıdan. Tatlıya tatlı konuş. Zaten iş görüşmesi önce tatlı yiyoruz. Tatlı evet. Yemekten sonra da iş görüşmelerini yapıyoruz. Çok verimli geçiyor. Tatlı geliyor konuşma değil tatlı mi? Tatlı geliyor. Evet. Nereliyiz? Ben Muşluyum. Muş. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor. Hacep ne işti? Senin sonu değil tabi. Çok okuduk çünkü. Evet hanımefendi. Bak, güzel bir hanımefendi var. Çok mersi teşhisler. Dünyalar güzeli. Önce nereliyiz diye Malatyalıyım. Vay, yine buradan Selahattin Alpa'ya
selam olsun diyeceğim. Evet, evet. Benden öğrenmedim daha bak. Birisi Bayburtluysa DGT Bayburt yiyeceğim ben. Malatyalıysa Malatya diyeceksin. Nerelisin? Malatyalıyım. Tamam, kendi okur Malatya'yı belki. Var mı? Yok maalesef. Biraz ses... okuyor mu ya? Yok, ses maalesef, ses sıfır. Bir iki mırıldasın o zaman değil mi? Malatya'yı baştan başa duman bürümüş. Beraber yalla. Malatya'yı baştan başa duman bürümüş. Aman Allah. Malatya'nın gençleri almış yürümüş. Aman Allah. Malatya'nın gençleri almış yürümüş. Aney, 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 kernekli misin? Yeşil yurtluyum. Aney, 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 yeşil yurtlusun. Kerneye, kerneye, yeminli misin? Aman Allah! Kerneye, kerneye, yeminli misin? Malatya'ya gitsin. Niye yeminli oluyor peki? Bir olay var galiba orada. Muhakkak, evet, muhakkak. Yoksa değil mi? Bir dargınlık olacak mı? Olmuştur belki. Olmuş. Muhakkak olmuş. Kaç tane çocuk var? Benim iki tane. Maşallah. Biri 30 yaşında, biri 23 yaşında. Ya 3 tane oğlum var. 45'im. Maşallah, hiç göstermiyorum. Ayrıca burada devlet dairelerinde çalışıyorum. Ne güzel. Buraya sık sık geliriz. Sağ olsun, altın sayesinde güzel bir atmosfer var burada. Orhan baba burada. Evimiz gibi hissediyoruz. Orhan. Evet, Orhan Bey bize gayet nazik davranıyor. İşçileri de öyle. Evet, seve seve geliyoruz biz buraya. Nuray Hanım. Hayırdır? Efendim. Şöyle verin tekrarı falan. İçerim. En yukarıdan mı? Şöyle bak, benim yaptığım. Ha tamam, şöyle. Hı-hı. Oradan verin. Aman yavaş. Şöyle yiyeceğimiz lahmacun güme gider sonra. Evet, gitmez. Tamam, oldu. Ay çok güzel. Vallahi oyuncak değil bu hanımefendi. Baksana bu. Oyuncak bu değil yapıyor. Mi? Bir tane alalım sana bundan. Her şey. Hı? Dükkan açacağız sen. Dükkan mı? Evi alınmaz mı buraya bu? Buraya atmış taşın yeri. Evi alınsın, hamur yoğuramıyorum edemiyorum. Vallahi. Ha. Orhan abi söyle. Bay ya. İncecik ne güzel yapıyor. Türk midir bu Orhan abi? Bu İtalyan. Ha. İtalyanım. Nuray abi ben vereyim. Şunu içi siz koyarsınız. Evet. Ne yapıyorsun Orhan Bey? Şimdi bir görelim. Lahmacun yapıyorsunuz abi. Lahmacun? Evet. Ne lahmacunu bu? Bu Gaziantep lahmacunu. Bizim yediğimiz Orhan. Hayır, kesinlikle aynen. Bizim bu orijinal Gaziantep lahmacunu. Rahmetli Müslüm Baba derdi ya, Orhan Baba. Evet. Bizim evet. Lahmacuna sarımsak koy. Evet, bu sarımsaklı lahmacun orijinal Gaziantep lahmacunu. Evet, bu. Bakayım abi. Mis gibi. Mis gibi hakikaten. Nuray Hanım buyurun, bunu siz yapın. Evet. Sen onu yaparken biz konuşalım Orhan Bey'le. Şöyle dağıtacağız şimdi. Yeter bırak o yapsın. Yok o yapsın. Böyle iyi, böyle iyi. İyi bu kadar yeter Nuray Hanım. Yok yapsın. Yok yok, o iyi, o iyi. Bakın yaparsanız buna çok olmayacak bu. Ya. Bunun belirli bir ayarı var. Çok olursa sırf et olur. Orhan Bey işler nasıl şimdi? Bir konuşalım o yapar. Çok şükür Yunus abi. Valla 10-11 yıl devirdik. Evet. Çok şükür aynı gazla devam edip gidiyoruz. Helal olsun. Sen şöyle çok geç. Şükür abi. Şu tarafa geç sen. Ha? Nuray Hanım şöyle geç. Tamam. Gel Orhan abi. Şimdi bu lahmacunu her zaman yapıyor musun müşteriler? Bu her zaman. Bu her zaman bizim spesyalimiz Yunus abi. Başka lahmacunu. Neler var burada? Baklava çeşitleri, börek çörek çeşitleri. Şimdi baklava bizim lokomotifimiz. Evet. İşimiz baklavacılık. İşimiz... Antep, Antep. Bizim işimiz baklavacılık. Bizim lokomotifimiz baklava zaten. Verdiğimiz şubelerimiz var. 8-9 şubemiz var. Ne güzel. İşte Northheim ve Westfalen'e elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Bülent Ersoy'un konserini yapmıştık rahmetli Oya Aydoğan'la. Ben yapmıştım. Baba bir geldi en tarafta, ön tarafta bir masa. Yalnız başına güllerle böyle Bülent Ersoy. Allah Allah. Sizin güzelliğin Yunus abi. Senin güzelliğin abi. Peki başka sabah kahvaltılar var mı? Sabah kahvaltımız var. Evet. Sabah börekçi, su böreğimiz var. Börek çeşitleri var. Poşelerimiz var. Evet. Öğlen çorba, mantı, lahmacun. Akşam aynı kez daha. Ve tatlı, yaş pasta, kuru pasta. Düğün, nişan, nikah, yaş, doğum günleri. Evet, hakikaten burada Düsseldorf'ta biz ne zaman konserlere yahut da böyle gezmeye geldiğimiz zaman bütün ekip burada. Zaten gelirler, eğer 10 gün kalacaklarsa abicim biz Orhan Baba'nın oradayız, Mandeli oradadır. Değil mi? Sağ olun, abi, sağ olun. Evet, bir diyeceğin var mı Düsseldorf halkına, Antep'e? Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Gaziantep'e çok çok selamlar olsun. Vay be Orhan abi, vay Orhan oturmaz. Oturak. Oturak sevmez. Haydi bakalım görelim bak şimdi neler yapıyor Antep'e. Doğru mu yaptı acaba? Dur Nuray Hanım, bak dur Nuray Hanım, çok bu. Aa.
hamur pişer. Ha öyle o mi? Zaman eti pişmez. Tabii et pişmez o zaman Nurhan Hanım. Ama sevinç olmasın diye. Yok dur bir daha onu, daha onu göreceğiz Nurhan Hanım. Ya. Şimdi Nurhan Hanım. O zaman. Fazla olmadı mı? O biraz zor. Değil mi? Biraz az. Biz böyle devam edelim. Ben de bunu yapayım. Nurhan Hanım'la namazını yapıyoruz. Ne güzel. Evet. Vallahi ne güzel. Bir de buradan bir Gaziantep türküsü söylerseniz. Haydi bakalım. Olur. Ya evet, genelde Mustafa Uğur aklımıza gelir ya. Evet, ama evet. Onun sevdirdiğini. Şöyle gel abi. Söyleyecek. Vardı şöyle ama. Nasıldı o? Ölmem mi beni taşlara vurun. Neydi tabuta kanım sürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Vay 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 vay, vay, vay. Ölmem mi beni taşlara vurun, tabuta kanım sürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Aynı tabut içinde kardeşime götürün. Vay, tatlı tatlı söyledi. Acı acı yiyecek şimdi galiba. Değil mi? Şimdi yiyeceğim. Acı acı lahmacun yiyeceğim. Haydi bakalım lahmacun. Biraz sonra fırından sonra göreceğiz, yiyeceğiz efendim. Derimle yapmış olduğum lahmacunu biraz sonra efendim tadacağız. Evet, Showtürk izleyenlerimiz de mutfağa girsin. Bizim güzel kardeşimiz Nuray Hanım'ın yaptığı gibi Orhan Bey ona öğretti, siz de oradan öğrenin lahmacunu. Evet, aldı şimdi Orhan Bey lahmacunu koyuyor ve biraz sonra pişiyor midemize aşağı. Haydi yallah. Evet. İçini ben koydum, bunları ben hazırladım. Ondan sonra pişirmesini de Orhan kardeşimiz yaptı. Servisi de hanımefendi yapıyor. Ayşe. Ayşe. Saraya çıkmış. Çok teşekkür ederiz Ayşem benim. Valla ayran varsa çok memnun oluruz. Ben de ayran içeceğim. Sen ne içeceksin? Ben de ayran içeceğim. Ayran. Kaç tane getireceğim? 3 tane ayran. Vay vay. Şimdi talete. Öyle mi? Evet. Yiyelim mi? Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız. Bazen şarkı, bazen türkü, gırgır sohbetlerimiz var. Sıla özle mi bitiyor, bundan sonra hep Show Türk var. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerinize devayız. Bazen şarkı, bazen türkü, gırgır sohbetlerimiz var. Sıla özle mi bitiyor, bundan sonra hep Show. Geleceğin Dünya markası Lider Schaefer Avrupa yolcularını sundu.